LGS'ye son 9 gün. Bu 9 gün içerisinde de inşallah güzel güzel çalışacağız. Eksiklerimiz varsa birkaç tane onları da kapatacağız. Ve çok güzel bir sonuçla LGS sürecimizi tamamlayacağız. Günün sözüne baktığımızda Alfred Kapus diyor ki, umutsuzluğa kapılmak doğru değildir. Kaybetmenin ilk basamağı umutsuzluğa düşmektir. Gerçekten de bizi ne sınavlar, ne pandemi, ne şu, ne bu hiçbir şey yıldıramaz. Bizi yıldıracak şey acaba yapamayacağım mı endişesidir. Yani umutsuzluktur. Dolayısıyla biz öncelikle kendimize güveneceğiz. İnşallah diyeceğiz ya, biz yapabiliriz diyeceğiz. Biz neleri neleri başardık diyeceğiz. O zaman bu LGS'yi de, sözel sayısaldan oluşan bu LGS'yi de bir şekilde ben en iyi netlere ulaşarak yapacağım diyeceğiz. Tabii ki bizi en çok korkulan da bilhassa sayısal. Sözelden korkmuyoruz. Sözelde inşallah 50 soruda en yüksek netlere ulaşacağız. Ve zaten sözel sınavından çıktığınızda da göreceksiniz. Ya sözel çok iyiydi ya. Arada dinleneceksiniz. Sonra sayısalda belki biraz matematik zorlayacak. Ama o da herkesi zorlayacak. Yani endişelenecek bir durum yok. Bu 9 gün içerisinde de birkaç tane sayısalda ya da sözelde eksiğiniz varsa onları da kapattığımızda inşallah işimizi halledeceğiz. Ve oh diyeceğiz. Bitti, gitti, kurtulduk. Günün yorumuna baktığımızda Cemre Solmaz 1500'e yakın beğeni almış. Burada bir yorum var. Onu sildik ama o önemli. Diyor ki son 13 gün kala. Tabii bize bu yorumu 13 gün önce atmış. 13 gün kala çalışmaya hiç hevesim kalmadı demiş. Hiç hevesim yok. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi bu çalışmama hevesi birçok öğrenci var. Yani sadece Cemre'de değil. Sadece şu anda beni izleyen Ahmet'te ya da Merve'de ya da Zeynep'te değil. Şu anda beni izleyen Kerem'de değil. Hepinizde, hepimizde var. Bu normal bir şey. Artık bıktık, yorulduk ya, yeter. Ama şu anda yapmamız gereken bu 9 gün içinde de bırakmamak. Son gün çalışmayacağız, bu kesin. Son 2 gün deneme çözmeyeceğiz, bu da kesin. Ama şu çok önemli ki bu 9 gün içerisinde yapmamız gerekeni belirleyeceğiz. Mesela diyeceğiz ki ben şu kitaptan şu kadar soru çözeceğim. Şu denemeleri çözeceğim. İşte atıyorum 2020 sözel ve sayısalı çözeceğim. 2019 sözel ve sayısalı çözeceğim. Sonrasında her gün 200 soru çözeceğim. Yaptığım yanlışları kontrol ettikten sonra da dinleneceğim diyebilirsiniz. Ama yapacağınızı belirlemeniz lazım. Yani son 3 gün kala hevesiniz yoksa da görebileceksiniz. Mesela şöyle düşünün. Ben şimdi size desem ki LGS'ye girmeseniz bile. Hatta şöyle diyeyim, LGS'yi boşverin. Üniversite sınavı, TYT, AYT var ya, siz buna girecek misiniz? Girmeyeceksiniz. Birisi gelse dese kardeşim bunlara girmeyeceksin ama şu soruları çöz, doğru ya da yanlış cevaplarına da bak, ben sana işte 1000 lira vereceğim dese, 2000 lira vereceğim dese ne dersin? Vallahi iyi para, ben çözeyim bakayım dersin ya, neyse ne yani, doğrusu yanlış çok da önemli değil, beni ırgalamıyorsa ben çözerim, işaretlerim dersin. Aynı onun gibi şu anda LGS'ye az bir süre kala, LGS'de ya doğru yanlış yapmak tabii ki önemli ama şu anda moralimizi bozacaksa yanlışımızı hiç takmayacağız. Diyeceğiz ki ben çözdüm, Ceyhan'mış, tamam doğru cevap buymuş, evet tamam sıkıntı yok diye çözeceğiz ve sadece görevimizi yapıp vazifemizi yapıp gözlerimizi kapayacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Şu an gelin denemelerde en az kaç net yapmam gerekiyor? Böyle bir sorunun cevabı kişiden kişiye değişir Cemre. Eğer sen fen lisesi istiyorsan işte daha yüksek netlerde olman gerekir. Anadolu lisesi istiyorsan daha düşük netlerde. Sosyal bilimler lisesi ya da farklı bir lise istiyorsan daha farklı netlerde. İşte İzmir fen istiyorsan şu an full yakın yapman lazım. Ama başka bir fen lisesi istiyorsan, özel bir fen lisesi istiyorsan 20 tane yanlışın olsa da girebilirsin. Yani bu istediğin okula göre değişiyor. Ama şu an kesin olan bir şey varsa senin moralman en yüksek netlerde olman gerekiyor. Sen şunu demen, ben Cemre Solmaz bu işi bitireceğim arkadaş. Ben bu işi bitireceğim demeniz gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Günler azaldıkça daha çok korkmaya başlıyorum. Ne yapmalıyım? Hiç korkmamıza gerek yok. Hiç endişelenmemiz gerek yok. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siz bu sınava kendi isteğinizle giriyorsunuz. Mecbur değilsiniz esasında. Zaten liseler var, bir sürü lise var. Bu okuma yazma gibi bir şey değil ki. Okuma yazmayı öğrenmelisin kızım. Hayır, bu öyle bir şey değil. Bu kendi isteğinize girdiğiniz bir şey. Bu bir. İkincisi, bu sınavın sonucu ne olursa olsun aileleriniz, yani anneniz, babanız, kardeşiniz, en samimi arkadaşlarınız sizi zaten sevecek. Sizi siz olduğunuz için seviyor. Yani şöyle düşünün. Annenize dünyayı verseler sizin serçe parmağınızı feda eder mi? Etmez. Demek ki anneniz için dünyadan daha değerli sizin serçe parmağınız. E o zaman bu LGS nedir ki ya? Ama tamam, iyi yaptı kızım. Teşekkür ederim. Kötü yaptı kızım. Önemli değil. Canın sağ olsun diyebilir. Dolayısıyla bizler de ailenizde sizleri siz olduğunuz için seviyoruz. Siz bu sınava kendiniz için giriyorsunuz. Ve bir deneme sınavı yapacaksın, çıkacaksın, bu kadar basit. Çok da o kadar da sizin hayatınızı etkileyecek kadar çok çok önemli bir şey değil. Ha iyi bir liseye girersin, çok iyi bir liseye girersin. Lisede ders çalışmazsan patlarsın, bitti gitti, hiçbir şey yapamazsın. Ama normal bir liseye girersin ama orada da çok iyi çalışırsan iyi bir üniversiteye girersin. Üniversitede de bitmiyor. İyi bir üniversiteye girersin, çok iyi. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Aferin sana. Ama ondan sonra haylazlık yaptım, okulu bıraktım. Ne oldu? Patladın, hiçbir şey yaramaz. Normal bir üniversiteye girersin ama orada kendini geliştirirsin, dil eğitimi alırsın, staj yaparsın. O zaman da seni başarı bekler. Dolayısıyla çalışmak, okumak bu bir bitecek bir görev değil. Yani bitmiyor. Her zaman devam ediyor. Ama önemli olan bu görevde bize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmak. Şu anda da bu 9 günde yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Çözebileceğimiz kadar denemeyi çözeceğiz. Sonrasında da
sihirli kelime. Tevekkül edeceğiz ya. Hadi bakalım bekleyelim sonucu diyeceğiz. Hiç korkmamıza gerek yok. Günün kaynağı dörtlü LGS motivasyon denemeleri. Biliyorsunuz bizim geri sayım denemelerimiz var. Hedefim derece denemelerimiz var. Ama bu bizim efsane denememiz. Tam LGS ayarında dörtlü LGS denemesi. Güncel 2021 sınavına uygun bir şekilde hazırlandı. Tüm konular var. Bunun haricinde eğer bu denemeniz varsa arkadaşlar, geri sayım denemelerini bu 9 günde, doz denemelerini ya da Kazıkul Aziz diyecektik ismini ama değiştirdik, hedefim derece denemelerini de çözebilirsiniz. Bunlardan da çözdüğünüz zaman zaten, yani sadece bunu çöz, yanlışın ne olursa olsun önemli değil. Ben bunu çözdüm abi, hatalarım çıktı, tamam, onunla alakalı tekrar yaptım diyebilirsiniz. Hatta eğer bu denemeler haricinde, bu dörtlü motivasyon ya da diğer denememiz haricinde, diyelim ki 6 adımda hızlı tekrar var. Siz burada deneme yaptınız, silindirin hacminden hatam çıktı. İşte ne bileyim, üçüncü kişi ağzından altım çıktı. O zaman bununla alakalı 6 adımda hızlı tekrardan da soru çözebilirsiniz. Yani ben bunlardan çözerim. 2020, 2019, 2018 sınavlarına bakarım. Sonra da yatarım diyeceksiniz. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Pardon, yanlış söyledim. Vazifemi yaparım, gözlerimi kaparım. Gözleri kapamak ne demek? Biz gözlerimizi kapadığımızda kimle baş başa kalıyoruz? Kendimize ve tabii ki de Allah'a dua ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım inşallah hayırlısı olsun diyeceğiz. Ve inşallah da çok yüksek okulları kazanacaksınız. Dedim, karşıma Ankara Fen Lisesi geldi. Aman Allah'ım. Ankara Fen Lisesi Türkiye'nin en yüksek fen liselerinden. Ya birincisi ya ikincisi yani. Bazen İzmir Fen oluyor, bazen Ankara Fen oluyor. Ama Türk Fen'den her zaman yüksekler. Türkiye'nin ilk fen lisesi. Dilim 009. Sizler de kazanabilirsiniz. Neden olmasın ki? İnşallah 2019 YKS'de 120 öğrenci, 50 tıp, 33 mühendislik hep Türkiye derecesi çıkarıyor. Ankara Fen'de, İskenderun Fen'de, Erzurum Fen'de, Kütahya Fen'de hepsi de mükemmel. Bütün Anadolu liseleri, bütün sosyal bilimler liseleri mükemmel. Hepsi de sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu 9 gün içinde yapacaklarımızı yazıyoruz. Pıt 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 pıt. Onları tamamlıyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Tevekkül ediyoruz. Hadi bakalım.